Depresyon nedir? İnsanlar zaman zaman kendilerini üzüntülü ve mutsuz hissederler. İşinden ayrılmak, sevdiğini kaybetmek veya başarılı olamamak üzüntüye yol açan yaşam olaylarındandır. Kısaca üzüntü normal yaşamın bir parçasıdır. Ancak bu üzüntülü durumun uzaması ve nedensiz ortaya çıkması ruh sağlığı sorunudur ve depresyon olarak tanımlanır. Depresyon, duygu, düşünce ve davranışı etkiler. Tedavi edilmediği takdirde aylar, yıllar, bazen ise ömür boyu sürebilir. Depresyon değişik şekillerde ortaya çıkar. Bazısında neden olmaksızın aniden, bazısında stresli bir yaşam olayından sonra, bazılarında tek atak olarak yaşam boyu sürebilir. Bazen tekrarlayan ataklar halindedir. Bazen ise semptomların şiddetli olması ile hastalar iş yapamaz hale gelebilir. Bazıları ise iş yapar fakat sürekli kendilerini mutsuz hissederler. Şimdi anlatacak olduğumuz belirtilerden bazıları aynı anda sizde bulunuyorsa depresyon geçiriyor olabilirsiniz. Kendinizi üzüntülü, değersiz, umutsuz, çaresiz hissetme, içinde boşluk duygusu oluşması, karar verme güçlüğü, konsantrasyon zorluğu, bellek bozukluğu, daha önce zevk alınan iş ve aktivitelerden zevk alamama, işte, okulda, aile ve arkadaş arasında sorunların ortaya çıkması, diğer insanlardan uzaklaşmak ve yalnız kalma isteği, enerji azlığı, yorgunluk hissi ve çabuk sinirlenme, uyku bozukluğu, uykuya dalamama, uykuyu sürdürme güçlüğü, sabah erken uyanma veya fazla uyuma şeklinde olabilir. Yeme içme bozukluğu, iştahta azalma veya artma, nedeni belli olmayan baş, boyun, sırt ağrısı gibi vücudun değişik yerlerinde sürekli ağrılar hissetmek, son zamanlarda fazla alkol almaya başlama veya yatıştırıcı ilaçlar kullanma ihtiyacı hissetme, kendine zarar verme, intihar planları yapmak, intihar girişiminde bulunma veya kendi cenaze merasimini düşünmek. Depresyon tanısı almak için bu belirtilerin hepsinin birden sizde olması da gerekmez. Bu şikayetlerden birkaçı aynı anda sizde bulunuyorsa mutlaka doktora başvurmanız gerekir. En sık görülen belirtilerden biri uyku ve iştah bozukluğudur. Bu belirtilerin çoğu aynı anda bulunuyorsa ağır depresyondan söz edilebilir. Depresyon ciddi bir hastalıktır. Kendi haline bırakıldığı zaman da zaman içerisinde düzelebilir fakat genelde uzun süre devam eder veya ağırlaşır. Ağır depresyonda kişi iş ve güç yapamaz hale gelebilir ve bu durumda intihar riski yüksektir. Uyku bozukluğu bir hastalık değildir. Başka hastalıklarda görülebilen bir belirtidir. Nedeninin araştırılması gerekir. Bedensel hastalıklar nedeniyle olabileceği gibi psikiyatrik hastalıkların çoğunda görülebilir. Depresyon hastaları sıklıkla uyku bozukluğundan yakınırlar. Bu nedenle uykusuzluk şikayetiniz varsa ve bir süredir devam ediyorsa, çevrenizdeki insanların önerdiği ilaçları veya kendi başınıza eczaneden alınan uyku ilacını kullanmak yerine bir uzman doktora başvurarak altında yatan nedeni araştırmanızda fayda vardır. Amerika Birleşik Devletleri'nde depresyon hastalarının 3'te 2'si çeşitli nedenlerle tedavi görememektedir. Türkiye'de bu konuda yapılmış bir araştırma yoktur. Ancak bizim kanımıza göre bu oran yurdumuzda çok daha yüksektir. Psikiyatriste başvurmama nedenlerinden bazıları şunlar. Hastalık bilinememekte, hastalar çevresi tarafından zayıf oldukları gerekçesiyle suçlanmakta, hastalık dolayısıyla iş güç yapamaz durumda olan hastalar yardım isteyecek enerjiyi kendilerinde bulamamakta, bazen de yanlış tanı konup tedavi yanlış uygulanmaktadır. Depresyon hastalarının yardım istemek için genelde yardıma ihtiyacı vardır. Depresyonun doğası gereği hastalar genelde kendiliğinden yardım istemezler. Sıklıkla enerji, ilgi ve istek azlığından yakınırlar. Bu nedenle depresyonu olan hastaların aileleri, arkadaşları veya diğer hekimleri tarafından psikiyatriste yönlendirilmeleri gerekir. İntihar düşüncesi varsa acilen psikiyatriste başvurmak gerekir. Halk arasında yaygın olan inanışa göre intihar düşüncesini ifade eden kişiler pek intihar etmezler. Ancak yapılan araştırmalar bu inanışın doğru olmadığını göstermiştir. Bu nedenle bir yakınınız intihar düşüncelerini sık sık ifade ediyorsa bunu önemseyin ve en yakın zamanda bir uzman doktora başvurmasına yardımcı olun.
Depresyona yakalanmak sizin tercihiniz değildir. Ancak tedavi olup olmamak daima sizin elinizdedir. Bitki TV ekibi olarak hepinize sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.